Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Bugün önemli bir konuğum var. Konu da çok önemli. Sağlığı konuşuyor olacağız. Uzman doktor Rabia Alay bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkürler. Hocam siz çocuk doktorusunuz, pediatri evet, uzmanısınız evet, ama daha başka doktoru. İşlerle de ilgileniyorsunuz. Aynen. Ben izleyicilerimiz sizi yakından tanısın isterim. Kimdir Rabia Alay? Ben uzman doktor Rabia Alay. Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanıyım. Aydınlıyım. Uzmanlığımdan sonra beslenme metabolizma yan dalı yaptım. Daha sonrasında da biraz böyle alternatif tedavilere gönül vermiş bir hekimim. Evet. Bunun üzerine de işte homeopati, fitoterapi ve ozon eğitimleri aldım. Şimdi kliniğimde de bunları uygulamaya çalışıyorum. Hocam böyle aydınlıyım dediniz de evet. Bizim aydınlı doktor sayısı son dönemlerde azaldı. Çünkü hekimler işte atanıyorlar, ne bileyim kadrolar falan derken evet, kendi evet. memleketlerinde çok görev yapamıyorlar. Evet, dönemiyorlar bu tarafa. Dönemiyorlar. Sizin aydınlılığınızı da dinlemek isterim. Ben bazen sosyal medya hesabınızı takip ediyorum. İşte diyorsunuz dershaneye gittiğim yıllarda içinden geçtiğim yollar falan evet, gibi. Evet. Aydın'la da bir güçlü bir bağınız var. Aydın evet. hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle annem babam da benim doğma büyüme Aydınlı. Anne tarafım Çineli, babam Aydın merkezli. Zaten eski milli eğitim müdürlerinden babam da. Aydın Adnan Menderes Andosesi mezunuyum ben. Evet. 2003 yılında mezun oldum. Aydın'ı çok seviyorum aslında. Çok böyle tıp fakültesine giderken çok dönme tarafında değildim. Evet. Böyle sanki bir üniversite hayatından sonra ben gene büyük şehirlerde yaşarım diye düşünüyordum. Sonrasında İstanbul'da uzmanlığı alıp İzmir'de de yan dal yaptıktan sonra böyle küçük bir annemde bir sağlık problemi oldu. Ve tek çocuk olduğum için, kardeşim de olmadığı için hem onun sağlık probleminden dolayı hem de Aydın'da gerçekten hizmet vermek istediğim için o zamanlarda bir söz vermiştim annemin kanseri olduğu dönemde. Öyle mi? Evet, ondan dolayı da döndüm ve şu an hani hem sözümü tuttuğum için hem de Aydın'da hizmet verdiğim için çok mutluyum. Evet, hocam kendi kliniğiniz var. Evet. Ben bakıyorum böyle çocuklarla çok böyle cıvıl cıvıl, ahenkli, neşeli bir ortamınız var. Uzaktan gördüğüm. Gördüğünüz. Sonra da bakıyorum işte yetişkin, erişkin hastalarınız da var. Evet. Bir çocuk kliniğinde aynı zamanda erişkinlere hizmet verme olayı falan nasıl oluyor? Siz orada neler yapıyorsunuz, neler yaşanıyor? Yani şöyle aslında benim kliniğim sadece bir muayenehane değil, GETAT ünitesi. Evet. Yani geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitesi aslında. Bu anlamda hem yani doğumundan itibaren, bebeklik çağından itibaren tüm yaş gruplarına hizmet verebiliyoruz. Bunu GETAT adı altında yapabiliyorum. Ben daha çok hayat kalitesini arttırma ve sağlıklı yaşamı biraz daha sürdürme tarafındayım. Bu anlamda tabii ki çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı olarak çocukların hastalıklarını tedavi ediyorum ama bunlarda daha çok doğal yolları açıkçası tercih evet. ediyorum. Bununla ilgili zaten konuşuruz daha ayrıntılı. Misyonum bu. Biraz daha çocukları böyle kimyasaldan koruyucu tedaviler vermek istiyorum. Biraz da bağışıklıklarını artırmak istiyorum. İleri yaş hastalarda da, ileri yaş danışanlarda da daha doğrusu hayat kalitesini arttırmak, özellikle uyguladığım tedavilerin zaten amacı bu. Ozon tedavisinde mesela şu an çağımızın hastalığı kronik yorgunluk sendromu. Buna çok iyi geliyor ozon tedavisi. Diğer kronik rahatsızlıklar var, romatizmal hastalıklar var, işte bağırsak hastalıkları, kronik bağırsak rahatsızlıkları olan hastalıklar var. Bunlarla ilgili de gene ozon tedavisi başlayabiliyorum, verebiliyorum. Klinikte bunun haricinde bir de onkolojik hastalarım var. Yani tamamen böyle bir şifahane gibi aslında benim muayenehane. Şifahane. Evet. Çok ben güzel. Öyle ben öyle söylüyorum. O gözle bakıyorum. Hastalar da o enerjiyi alıyor. Beni çok mutlu ediyor. Yani klinik daha çok yeni ama çok büyük bir aile olduk diye düşünüyorum. Onkolojik hastalarda da dediğim gibi zaten annemin kanseriyle ben fitoterapi ve ozon tedavisiyle tanışmıştım. O dönem biz tabii İstanbul'a çok gidip geldik bu tedaviler için. Sayın işte hocam, profesör Can Feza Sezgin zaten annemin hekimiydi, annemin doktoruydu. O dönem annemin fayda gördüğünü görünce bu tedavilerden ben biraz rotamı o tarafa doğru çevirdim açıkçası ve o zamanlar bir söz verdim. Hani ben bu işi Aydın'da, kendi memleketimde yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten hem Aydın'da hem Ege bölgesinde böyle bir yer yoktu. Onkolojik bir hastanın da sürekli bir yere bir tedavi için bir şehir dışına gitmesi gerçekten çok zor. Evet. Hani yaşayan bilir yani bu süreci. Sonrasında da böyle çarklar ona doğru döndü. Evet. Tam o dönem eğitimler açıldı. Ben işte bu eğitimleri çok alanın çok iyi hocalarından alma fırsatı yakaladım.
Şimdi de klinikte yani böyle bebekle başlayıp işte annesinde babasında şu hastalıklar var. Tamam, onlara da bir şeyler yapabiliyoruz. İşte anneanne dede geliyor, işte hafif birinde unutkanlık var, birinde başka bir rahatsızlık var. Evet. Yakınlarında birinde kanser var. Yani bir anda bir bakıyorum dört kuşağa Aile, bakıyor oluyorum. ailenin doktoru. Evet, aslında ailenin doktoru ve hani ailenin sağlıklı yaşam Koçu. Koçu gibi yani. Hani gerçekten istediğim de bu. Sonuçta tamam biz hastalık tedavi etmek için eğitim alıyoruz hekimler olarak ama ben sağlıklı kısma yani hasta olmama ve hani koruyucu kısma çok önem veriyorum. Çünkü diğer mesela branşlarda hep bir hastalık uzmanı olarak geçer. Mesela enfeksiyon hastalıkları Evet. uzmanı. Evet. Ama bizim branşımız çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Yani sağlığı. Hani benim onu korumam lazım. Biraz klinikte buna yönelik tedaviler veriyorum. Ya çok güzel anlatıyorsun. Şimdi ben şeye dönmek istiyorum. Hani böyle annenin kanseriyle keşfettiğin ozon kısma. ozon ve fitoterapi kısmına dönmek istiyorum hocam. Şeyi konuşacağız çocukları, çocuklarla ilgili durumları konuşacağız ama bu ozon ve fitoterapi annenizin tedavisinde siz işe yaradığını söylüyorsunuz. Bir hekim olarak nasıl işe yaradığını gözlemlediniz, ne düşünüyorsunuz bu konuda ve başka hastalar üzerindeki deneyimleriniz neler? Şöyle fitoterapi aslında bitkilerle tedavi demek. Ozon tedavisi de aslında vücutta hep böyle bir oluşan bir denge var. Oksidan ve antioksidan denge. Aslında hastalara da danışanlara da hep bunu anlatıyorum. Zamanla işte vücutun oluşturduğu hasarlarla, kimyasallarla vesairelerle o denge biraz kayıyor. Aslında ozon tedavisi özünde oksijenasyonun vücutta arttırılması. Biz biraz daha bu dengeyi antioksidan kısmı destekleyerek yapmaya çalışıyoruz. Onkolojik hastalarda, kanser hastalarında tabii ki kanser tedavi edici bir kısım hani bunu üstleniyor şeklinde değiliz. Hani bu kısım onkologların işi, onkolojik tedavi kısmı. Ama orada kullanılan ilaçların belli yan etkileri var. İşte hastaların hayat kalitesini bozan bazı tarafları evet. var. Biz ozon tedavisi ve fitoterapiyle bu kısmı toparlamaya çalışıyoruz aslında. Hastaların o tedavileri daha rahat almasını sağlıyoruz. Çünkü orada ozon dediğim oksijenin artışıyla beraber kullanılan onkolojik tedavi daha etkin hale geliyor. Oradaki oksijenin artmasıyla o tedavi o dokuda daha iyileştirici bir etki sunabiliyor. Bunun da yan etkileri var aynı şekilde kanser tedavilerinin. Yani o kısımda da yan etkileri azaltma kısmına destekleyici tedavi olarak evet. verebiliyoruz. Tabii bir de burada söylemem gereken hani onkolojik tedavide olmazsa olmaz yüksek doz C vitamini. Aslında yurt dışında sağlıklı hastalarla beraber ilk kullanım yeri kanser hastaları. Belli bir miktarın, belli bir gramın üzerine çıkıldığında damar yolundan bahsediyorum. Evet. Çünkü ağızdan yüksek doz C vitamini tedavisi kullanmasını önermiyorum. Hem mide toksitesi hem de böbrekte taş yaptığı için. Ama damar yolundan biz yüksek dozlara çıkabildiğimizde o hücrelerde, o hızlı çoğalan hücrelerde direkt öldürücü etkisine çıkabiliyoruz yüksek doz C vitaminiyle. Aslında orada onkolojik tedaviye biraz daha destek olmuş oluyor. Evet. Diğeri biraz da onkolojik tedavinin yan etkilerini ortadan kaldırmış oluyor. Kendi annemde bunların faydalarını gördüm. Dediğim gibi zaten hoca benim annemin doktoruydu o anlamda destekleyici tedavi noktasında. Şeyler bittikten sonra da fitoterapi ve ozon eğitimleri bittikten sonra da çok güzel bir şansım da yaver gitti. Daha sonrasında hocayla da dirsek temasım devam etti annemin tedavisinden sonra. Bendeki bu onkolojik tedavide hastalara yardımcı olma, gerçekten destek olma şeyini gördükten sonra hoca, bendeki o hevesi gördükten sonra işte onunla beraber çalışmaya başladım. Hocanın tabii ki protokolü var. Onkolog olan o, bu işin uzmanı ve profesörü olan o. Onun bir protokolüne göre biz fitoterapi tedavisinde her hastaya işte kanseri neyse yoksa böyle bütün kanserlere aynı bitkisel destekleri tabii ki vermiyoruz. Her kanserde ayrı bir bitki iyileştiriyor veya iyileştirmesine destek oluyor diyeyim. İşte burada biz o tedavileri hastaların kanser tiplerine göre, evrelerine göre farklı farklı protokolleri var hocam. Aynı nasıl normal güncel tıp gibi bitkilerde de bu protokoller var. Evet. O yüzden böyle kafaya göre bitkisel tedavi kullanmasını önermiyorum. Hatta bana ilk kanser hastaları geldiğinde de çok yanlış şeyler kullanmış olabiliyorlar. Hani genelde ilk kısım onları kesmek ve doğru tarafa yönlendirmek oluyor yaptığımda. Onun protokolünü uyguluyorum. Daha sonrasında da işte hastanın durumuna göre, halsizliğine göre bazen gerçekten aslında kanserin kendisinin hastaya zarar vermesinden veya öldürmesinden ziyade uygulanan kaşeksi, tedavinin değil mi? Evet, kaşeksi aslında uygulanan tedaviden ziyade onun vücutta yarattığı etki. Kaşeksi dediğimiz işte çok zayıf kalması, bir şeyler yiyip içememesi, çok halsizliği, sıvı kaybı,
işte bir zaman sonra bir şey yiyip içmemeye bağlı proteinlerin de vücutta azalması, kas yıkımı olması ve buna bağlı hasta kaybı. Aslında kanserin en çok ölüm sebeplerinden biri bu. Benim bütün savaşım burayla. Yani hani ben burayı desteklemeye çalışıyorum. O kişiyi daha o tedavileri alabilir hale getirmeye çalışıyorum. Atıyorum ilk hastalarımızdan bir Cemal amcamız vardı, kulağı çıkmasın. Hani 3 kişi kolundan tutup getiriyordu bu hastayı. İşte yüksek dozcayla, ozon tedavisiyle vesaireyle o kişinin kendi işini yapabiliyor olmasını, işte gün içinde kendi aktivitelerini yapabiliyor olmasını, kendi işini görür hale gelmesini sağlıyoruz. Aslında bu hem o kişilerin biraz bağışıklığını arttırıyor, bence moral motivasyon anlamında da çok destek oluyor. Çünkü kanser tanısı konduğu anda kişinin ilk hissettiği şey, benim hayatım artık bundan sonra başka bir boyut kazandı. Veya ben artık hiçbir şey eskisi gibi yapamayacağım. Ne kadar ömrüm oluyor. Kaldı? Ne kadar ömrüm kaldı? Veya ben artık işte artık yürüyüş yapamayacağım, hiçbir şeye halim olmayacak, kendi işimi kendim göremeyeceğim. İşte bu noktada ben destek olmaya çalışıyorum. Yani zaten onkologlarla da, buradaki onkolog hocalarımızla da hani beraber çalışıyoruz. Ben onlara paslaşıyorum, bazen danışıyorum. Hastaları daha sık gördüğümüz için hafta içi bazen 2-3 kez aynı hastaları görebiliyoruz. Öyle bir şey olduğunda, hani hastada bir şeyler kötüye gitmeye başladığında, yani ben hemen onlarla iletişime geçiyorum. Siz de gözlemliyorsunuz. Tabii tabii. Yani hani belki bazen daha sık bile görüyorum onlardan. İşte biraz solunum sıkıntısı var, biraz şöyle, biraz böyle, bir tahlillerini yaptırsak mı diye. Hani ben hemen yönlendirmiş oluyorum. Yani elimden geleni yapıyorum onlar için. Çünkü bu benim sözüm. Evet. Yani hayalimdi. Hocam döneceğiz buraya. Yani evet. Ozan'ın işte geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavilerinin işte etkilerini konuşacağız. Yani hı-hı, önleyici etkilerini konuşacağız. İşte destekleyici etkilerini konuşacağız. Biraz böyle çocuklardan da bahsedelim, evet, istiyorum. Siz yani pediatri uzmanısınız ve hı-hı, çocuk hastalıkları ve sağlığı uzmanısınız. Evet, evet. Bizim çocuklarla ilgili ailelerin acayip hassasiyetleri var. Fakat çocukların tedavisiyle ilgili, yani çocukları hastalıklardan korumakla ilgili ve çocukların tedavisiyle ilgili de çok kısıtlı olduğumuzu düşünüyorum ben. Mesela bir şey oluyor, hemen gidelim eczaneden işte bilmem ne şurubu alalım ya da gidiyoruz, doktorlar hep aynı şeyleri yazıyorlar, çiziyorlar. Siz farklı ne yapıyorsunuz, farklı ne düşünüyorsunuz? Bu benim aslında klinikte de hani paylaşımlarımda da özellikle yazdığım, rüzgara karşı duruyor ve yürüyor gibi hissettiğim bir konu. Çünkü bu konuda çok başka bakıyorum. Evet. Neden? Aslında biraz derdim gereksiz antibiyotik kullanımıyla, savaşım onunla. Gereksiz antibiyotik kullanımı. Yoksa ben antibiyotik karşıtı bir hekim değilim. Hani bunu da buradan tekrar duyurmuş olayım. Gerektiğinde antibiyotik yazıyorum, beta testi yapıyorum. Yani diyorum ki o hastalığın bana bakteri olduğunu ispatlaması lazım. Yani benim o antibiyotiği yazabilmem için. Şimdi çocukluk çağı hastalıklarının, hep hastalarıma da, danışanlarına da bunu söylüyorum. Benim muayenelerim çok uzun oluyor o anlamda. Çünkü ayda 2-3 antibiyotik kullanan bir aileyi ben bambaşka bir boyuta, çörek otu yağına, propolise, işte evet, C vitaminine veya ozona anlatmaya çalışıyorum. Buna ikna etmeye çalışıyorum. Doğrusunun bu olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu konuşmalarımda da aslında Instagram'daki veya işte diğer mecralardaki paylaşımlarda da hani hedefim bir doktorları işte karalamak veya hani kötülemek değil. Yani herkesin eğitimi, bilgisi veya hani bu işi yapışırken tabi olduğu protokol. Evet, diyelim evet, yani protokol. Benim derdim onunla. Benim derdim gereksiz antibiyotik kullanımıyla. Başından beri de böyleydi. Aslında Sağlık Bakanlığı da, hani bu benim çıkardığım bir şey değil, Sağlık Bakanlığı da gereksiz antibiyotik kullanımına bir savaş açmış durumda. Çünkü biz dünyada antibiyotik kullanımında 3. sıradaydık. Şu an 2. sıradayız. Yani biz bunun, hastalarıma da hep onu söylüyorum, biz bunun uzun dönemde etkilerini görürüz. Hem kanserin artışıyla görürüz, hem otoimmün hastalıkların artışıyla görürüz. Hem bir türlü kliniğe gelen çocuklar gibi bu çocuk bir türlü iyileşmiyor hocamla görürüz. Çünkü çocukluk çağı hastalıkların aslında %90'ı virüs. Evet. Antibiyotikler virüslere etkisiz. Yani hiçbir şey yapmıyor o virüse. Sadece sizin o andaki çocuğunuzun bağışıklığını baskıladığıyla kalıyor. O enfeksiyon hücrelerini yok etmeye çalıştığıyla kalıyor. Virüs gene aynı yerde. O yüzden antibiyotik kullanırken bile tekrar ateşlenen, antibiyotik bittikten sonra tekrar üst solunumlu enfeksiyonu olan ve tekrar öksürüyor olan, aynı kısır döngüden bir türlü çıkamayan çocuklar var. Antibiyotiği niye bu kadar sevmiyorum? Çünkü kullanılan tek bir kutu gereksiz antibiyotik bağırsak florasını 6 ay bozuyor. Vücuttan tamamen atılması 2 yıl. Değil mi? Yani benim buradaki derdim mikrobiyata, yani bağırsak florası. Benim iyileştirmeye çalıştığım veya çocukları sağlıklı hale getirmek için uğraştığım kısım bu.
Bir de burun temizliği. Zaten onu bütün postlarda hatta aileler diyor ki hocam burnunu sizden çekti yine. Hakikaten bu. Ben diyorum ailelere de çocuklarda burun ve bağırsak sağlıklıysa o çocuk sağlıklı. Ben iki organ için açtım bu kliniği diyorum çocuk evet. hastaların ailelerine. Burada da işte o viral enfeksiyonlarda zaten o viral enfeksiyon antibiyotik kullansanız da kullanmasanız da gene aynı döngüde devam edecek. O yüzden benim buradaki yaptığım tedavi çocuklara ekstra olarak verdiğim şey o kısmı yönetmek. Yani enfeksiyonun o viral enfeksiyonun zaten geçirilecek olan sürecin buranın üstünde atlatılması. Yani akciğerlere inmemesi, herhangi bir antibiyotik kullanımına gerek kalmaması. İşte çocuğun bunu ayakta atlatabilmesi. Çünkü yurt dışında yaz döneminde Aydın da zaten yazlık bir bölge, turistik bir yer olduğu için yaz döneminde yurt dışından çok hastam oldu. Farklı farklı ülkelerden işte Almanya'dan hatta bir tane Fransa'dan gelen bir aileyi paylaştım. Yine aynı şekilde Avusturya'dan gelen bir ailem vardı. Çocuklar 10 yaşında, 8 yaşında, 9 yaşında, 5,5, 6 yaşında orada hiç antibiyotik kullanmamışlar. Hatta en son videodaki o videoyu da paylaşmayı bayağı uzun süre düşündüm. Yani hani çünkü burada hani hep söylüyorum bir kötüleme tarafında değilim. Evet. Ama diyor ki Türkiye'ye geldik bir tane antibiyotik yazıldı İzmir'de bir hastanede. Ve biz ülkeye döndükten sonra, Paris'e döndükten sonra oradaki doktorumuz bize dedi ki sen bu antibiyotiği bu çocuğa nasıl kullanırsın? Nasıl verirsin? Yani neredeyse dedi beni sosyal hizmetlere şikayet edecekti orada. Yani yurt dışı bunu kullanmıyor. 5 gün ateş yükselirken orada doktora bile başvuramayabiliyorlar. O 5 gün ateşi bekliyorlar. Çünkü bu bir döngü. Bazen aileler de bana geliyor diyor ki hocam biz işte anaokula kreşe verdik çocuğu. Çok hastalandı. Okuldan aldık. İşte çocuk çok böyle öksürük aksırık oldu, ateşi oldu vesairesi burnu aktı. Biz artık çocuğu okula göndermek istemiyoruz. Okuldan aldık. Yani bu döngü eninde sonunda yaşayacaksınız. Yani evet. bu çocuğu 3 yaşında da kreşe gönderseniz, 4 yaşında da gönderseniz bu döngüyü kıramayacaksınız. Hatta hiç mesela anaokula biz göndermedik, kreşe göndermedik diyen ailelerim var. Direkt ilkokul 1'e başlattık çocuğu. Orada diye. Da oluyor değil mi? Orada olacak. Yani bu sefer okuma yazmadan çocuk geri kalacak. Yani biz bunu yaşayacağız. Vücudumuzun özellikle o savunma sistemimizin, immün sistemimizin antikor üretmesi lazım. O zaman onun için de benim antijenle yani karşı tarafla tanışmam lazım. Maalesef Covid de girdiği için araya bu dönemin anaokul ve ilkokul çocukları çok kapalı kaldı. Evet. Yani hatta okula başladıkları dönemde bir yılda 3 yıllık hastalık yaşadılar. Bunun sebebi biraz da bu. Yani hepsiyle antijenlerin hepsiyle bir anda tanıştılar. Hepsine cevap üretmeye çalıştılar. Ondan dolayı çok hastalıklar oldu. Yani evet. özellikle geçen sene de çok fazlaydı. Hocam o çok dikkatimi çekiyor benim. Mesela bazı çocuklar var. Çocuklar sokakta büyüyorlar. İşte ayaklarında doğru düzgün ayakkabı yok. Üstlerinde doğru düzgün onları koruyan kıyafet yok. Ama çok sağlıklılar. Evde böyle bir koruma altındaki çocuklarda en ufak bir şeyde hemen hasta oluyorlar. Bunun neden olduğunu düşünüyorsun? Yani... İşte aynı. Yani hani aynı mantık. Orada antijenle ben ne kadar erken ve kolay tanışırsam ve vücudum buna ne kadar erken bir cevap üretirse benim hastalanma sıklığım da hastalanma sürem de kısalıyor. Bağışıklığım daha da artıyor. Zaten mesela kadın doğum hekimleri de şu an mikrobiyatayla benim bu bahsettiğim öyküyle çok haşır neşirler. O yüzden mesela sezaryandan itibaren artık hani iş o kadar geriye gidiyor. Normal doğumun mikrobiyata açısından, bağırsak florası açısından artık bu kadar devlet kanalında da desteklenmesinin sebebi bu. Yani biz, ben ailelere de onu söylüyorum. Biz anne babalarımızın olduğu döneme göre daha fazla kimyasal aldık, daha fazla antibiyotik kullandık. Ama bu nesil inanılmaz kullanıyor. Yani evet. hani buranın benim veya başka doktorların çabasıyla, hani bunu sadece ben yapayım diye de söylemiyorum. Ama bu kısmın artık çözülmesi ve düzelmesi lazım. Yani çünkü dünyada bunun bir örneği yok ve hani gidiş de çok hayırlı değil evet. yani bu kadar. Evet. Antibiyotik evet, antibiyotikle ilgili antibiyotik biraz de, şeyim var. Bir de şey var mesela antibiyotik kullanımından sonra bazı doktorlar kandita diyeti veriyorlar hastalarına. İşte 21 gün boyunca şöyle Hı. besleneceksin diyorlar. Demek flora. Ki, evet. Yani hep aynı. Hep aynı. Aslında bütün kapılar aynı yere çıkıyor. Şimdi ben mesela geleneksel ve tamamlayıcı tıp hekimiyim, GETAT hekimiyim. Bir de bu işin öbür tarafının, öbür penceresinin aynı yere bakan fonksiyonel tıpçılar var. Fonksiyonel tıp hekimleri var. Onlar da aynı şekilde bağırsak mikrobiyatası ve bağırsak florası üzerine çalışıyorlar. Hani hepimiz aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Evet. O kandida diyeti de, işte GEPS diyetleri de, işte aralıklı oruç bile hatta aslında uzun dönemde erişkinlerde baktığınız şey
hep o kısmı, o bağırsak florasını korumaya yönelik tedavi. Yani korumaya yönelik bir çaba. Ama ben bunun özellikle çocukluk çağında daha çok bir şeyle tanışmamışken, çok fazla kimyasal almamışken kullanılan o kimyasallarla daha da bozulduğunu düşünüyorum. Ben, hatta yurt dışında bununla ilgili çok yayın var. Yurt dışı yayınları diyor ki alerjinin ve astımın veya alerjik rinitin uzun dönemde alerjik çocukların temelinde erken yaşta kullanılan kimyasallar olduğunu söylüyor. Dediğim gibi onkolojik tedaviyle çok ilgiliyim. Hatta İstanbul'da hocayla sunumları yaparken işte onkolojide fitoterapiyi ben anlatıyorum İstanbul'daki kongrelerde de. Onlardan dolayı da hani çok fazla yayına bakıyorum. Yurt dışında gereksiz antibiyotik kullanımının uzun dönemde kanser yaptığı ile ilgili çok yayın var. Evet. Yani peki hocam, biz antibiyotiğe bağımlı bir toplumuz. Evet, ben öyleyiz, net söyleyeyim. Maalesef öyleyiz. Şimdi mesela hafiften böyle hasta oluyorsun, doktora gittin mi antibiyotik kullandığımı falan değil. Yani normal arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, hekim olmayan insanların yani bizde şeydir ya, böyle herkes hekimdir ya, bir şey olur. Evet, evet. Sen antibiyotik kullan yoksa geçmez falan. İnsanlar birbirine, vatandaş tavsiye birbirine ediyor, tavsiye ediyor. Yani bu kadar antibiyotik bağımlısı bir toplumken bundan nasıl kopacağız? Yani bu iş işte, rüzgara karşı yürüyorum demiştim bundan dolayı. Evet. Yani aslında eskiden Sağlık Bakanlığı bu kadar denetlemiyordu veya bu kadar önemini fark etmiyordu. Siz istediğiniz zaman reçetesiz yazdırmadan, evet, reçetesiz eczaneden bunu alabiliyordunuz. Ama şimdi reçeteye tabi oldu. Bu şöyle, yani evet, o an iyileşiyormuş gibi hissediyorsunuz. Veya hani atıyorum, ben bir gelen bir gribal enfeksiyonu olan bir çocuğa bir sürü damar yolundan işte intramüsküler vesaire antibiyotik bir anda verip çok harika bir doktor da olabilirim. Ama o uzun dönemde çocuğa zarar veren bir şey. Yani bir hafta sonrasında, ben ailelere öyle söylüyorum, baskıladığın anda o virüs hala orada. Tamam, şu an antibiyotik kullanmak istiyorsan kullan, ama 15 gün sonra sen bu hastalığa tekrar yakalanacaksın. Çünkü orada iyileşemiyorsun. Yani sadece baskılanıyorsun, sadece günü kurtarıyorsun aslında. Ama tabii bazen bünye çok alışmış oluyor. Ben hastalara onu söylüyorum. Mesela ozon tedavisine başladık, yüksek doz C vitamini tedavisine başladık veya yani bitkisel destek tedavisine başladım. Diyorum ki bundan sonraki ilk 1-2 hastalık zor geçecek. Neden? Senin bir alışkanlığın var, benim bir direnmem var burada. Yani bazen aynı çocuğu mesela öksürükle geliyor, ateşle geliyor. 4 gün üst üste görüyorum ben o çocuğu. Yani bir şey gözden kaçırmıyorum. Çünkü antibiyotik vermemek benim sorumluluğum, benim vebalim. Çocuğun evet, vebali. Ben de orada 4 gün üst üste bazen kontrole çağırıyorum. Bakıyorum akciğerlere inmiş mi, inmemiş mi? Veya akciğerlere indiyse bazen gerçekten günü kurtarmam gerekebiliyor. Ben antibiyotik gün kurtarma diye bakıyorum. Ama tabii ki bu tıp eğitimi aldık üzerine, uzmanlık üzerine yan dal. Hani bu kalkıp da bir sepsis de, bir SRP yüksekliğinde bir gerçekten bakteriyel bir enfeksiyon olduğunu düşündüğümüzde vermediğim bir tedavi değil. Ben zaten kliniğimde de beta testi yapıyorum çocuklara boğazdan. Zaten orada beta testi pozitif geldiyse daha güçlü, hatta eski penisilin grubunu veriyorum ki eklem veya kalp romatizması çocukta hani o anlamda da bir şey ileride ortaya çıkmasın diye. Ama antibiyotik belki bakanlık düzeyinde de bu kadar savaş açılmasının sebebi şu: İleride gerçekten bir hastalık olursa, Allah korusun, hani bir sepsis gibi veya uzun dönem çok ağır bir enfeksiyon durumunuz olup yoğun bakımda tedavi almanız gerekirse, işte antibiyotikler işe yaramıyor o zaman. Antibiyotik evet, direnci gelişiyor. Aslında bence en korkulması gereken kısım burası. Evet. Yani hani dünyada da Türkiye antibiyotik direncinde çok üst sıralarda. Evet. Hocam, antibiyotik ve bağırsakla ilgili durumu ben kısmen anladım da burunu biraz merak ettim. Burun, şimdi evet, burun neden önemli? Siz bu çocukların burnuyla niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Uğraşıyorum. Yani şöyle, burun temizliği benim için çok önemli. Çünkü burun üst solunum sisteminin en değerli organı. Ailelere de aslında mesela muayenem bir 40 dakika 50 dakika sürüyorsa 10-15 dakika sadece burunu anlatıyorum ben. Burun ve burun temizliği. Kliniğe gelen her çocuğun burnunun temizlemesini hemşirelerim ailelere öğretiyor. Yani onu öğrenmeden oradan çıkma gibi bir şansları yok. Hekim olarak bile gelseler, kendi hekim arkadaşlarım çocuklarını getiriyor, hemşireler çocuklarını getiriyor. Önemli değil sağlıkçı olması. O burun orada temizlenecek ve onu görecekler. Evet. Nasıl yapıldığını görecekler. Burun dediğim gibi solunum sisteminin en değerli organı. Çünkü içinde hem havayı nemlendiren, hem havayı ısıtan, hem oksijenin vücuda daha etkili gitmesini sağlayan mekanizmalar var. Ve aynı şekilde burundan nefes aldığımda oradaki mekanizma antiviral ve antibakteriyel özelliği var. Yani benim virüsüm ve bakterim içeri girmesini engelliyor. Çocukluk çağında da bütün hastalıklar, bütün üst solunum yolu enfeksiyonları burundan başlıyor. O burun ya akıyor
ya da tıkanıyor. Akan evet. burun da bir iki gün sonra mutlaka tıkanıyor. Şimdi biz buradayken bu işi önleyebildiğimiz anda, çünkü refleks olarak çocuklar tıkalı burunlarda ağızdan nefes alıp vermeye başlıyor. İşte ağızdan nefes alıp vermeye başlayınca o iş orada bitiyor. Yani çünkü bu kez bademciğim aslında hiç öyle bir işlevi yokken veya öyle bir misyonu yokken, bunu burun yapması gerekiyorken bademciğim büyümeye başlıyor. Neden? Oradaki virüsle, bakteriyle savaşmak zorunda. Geniz eti, zaten Aydın çok alerjik bir bölge, Aydın ve İzmir. Yani bütün çocuklarda neredeyse bir geniz akıntısı ve geniz eti problemi var. Şimdi ondan sonra oradaki geniz etim de aslında benim bir lenf bezim. Geniz akıntısı sürekli üretilmeye başlıyor. Geniz eti zamanla büyüyor. Ondan sonrasında da çocuk artık sürekli ağızdan nefes alıp vermeye başlıyor. Geniz akıntısı bitmiyor çünkü kuru havayla sürekli boğazımız temasta oluyor. Gece ağız açık uyuyor, horlamalar başlıyor. Ağız açık uyuduğu için bu kez diş çürükleri oluyor, çene yapısı bozuluyor. Yani sadece o çok basit gibi gözüken bir burun temizliğinin o kadar uzun dönemde hayat kalitesini değiştirici o kadar çok etkileri var ki. Ve ondan sonrasında da çocuklarda işte geçmeyen geniz akıntıları, geçmeyen öksürükler, sürekli ağızdan nefes alıp vermeler. Bu filmin sonu, ben hep ailelere de onu söylüyorum. Bu filmin sonu geniz etinin alınması, bademciğin alınması, kulağa tüp takılmasıyla son buluyor. Sonra bir daha başa dönüyor. Çünkü bu burun gene açılmıyor. Gene o etken ortadan kaldırılmıyor. Sadece gene gün kurtarılıyor. Ondan dolayı da sürekli ben o hastalıkları yakalanıyorum ve geniz etini aldırsam da işte bir yıl sonra bir daha büyüyor. Geçen ay bir tane hastam geldi. Hep onu örnek olarak da veriyorum. Çocuk 4 kez geniz eti ameliyatı olmuş. Her kış geniz eti ameliyatı olmuş. Artık burada hani onu almak bir çözüm değil. Bu belli. Evet. Yani bizim başka bir şeyle uğraşmamız lazım. Bunu çözmemiz lazım. Yani orada burun temizliğini ben çocuklarda her sabah kalktıklarında buradan da duyurmuş olayım. Her akşam yatmadan önce sağlıklı çocukta bile mutlaka burun temizliği yapılması lazım. Ama tabii hastalık olduğunda, araya bir üst solunum yolu enfeksiyonu girdiğinde bunun sayısını minimum 7-8'e. Yani çocuğun her ağızdan nefes alıp verdiğini gördüklerinde o burun açılacak. Nasıl açılır burun? Yani kabaca nasıl? Evet. Yani şöyle, aslında bu çok bana en çok sorulan sorulardan biriydi şeyde de, sosyal medyada da. Bununla ilgili bir video çektik biz klinikte. Çok böyle tatlış bir çocuğumla. Nasıl açıldığını orada gösterdim. İlk 2 yaş için durum farklı. 2 yaşın üstündeki çocuklarda ben zaten onu da burada belirtmek isterim. Kortizonu, burun spreylerini genelde aileler yanlış kullanıp sanki bir burun temizleyici gibi kullanıyorlar o kortizonu, burun spreylerini. Hatta bir tane aile, hocam biz 3 aydır her gün kortizonu, burun spreyi, işte marka vermeyeyim şimdi, onları kullanıyoruz dedi. Bu öyle bir şey değil. Şimdi onu kullandığınız anda buradaki bezler zaten daha da büyüyor. Buradaki flora, gene aynı flora konusuna geldik. Buradaki flora daha da bozuluyor. Biz serum fizyolojikle burun temizliği yapıyoruz. Ben genelde işte çocukların yaşına göre işte enjektöre serum fizyolojik dediğimiz işte tuzlu sular aslında. Onları çektirtiyorum. Ondan sonrasında çocuğun her bir burun deliğini çok hızlı da değil, çok yavaş da değil burun temizliğini yaptırıyorum. Her bir burun deliğini ona uygulattırıyorum. Pozisyon verdiriyorum. Genelde ağzını açtırıyoruz kulakla ilgili de hani basınç ve kulak zarına bir hasarı olmasın diye. Bu şekilde hani her iki burun deliğini bunu yaptırıyorum. İlk 2 yaş için, bebeklik dönemi için daha da bence burun temizliği çok daha önemli. Çünkü ben Kartal Eğitim Araştırma İhtisaslıyım İstanbul'da ve çok aşırı bir hasta gördük oralarda. Hatta şey olurdu yani yeni başlayan asistanlarımız, işte biz daha kıdemli olduğumuzda işte çocuğun bebeğin sırtını dinlerlerdi. İşte abla derdi, bu bronşit tedavisi verelim. Bizde kuraldı. Derdim ben ona, bir burnunu temizlet, gelsin bir daha çocuk, bir daha dinle. Aradaki farkı gör. Yani orada burun temizlendikten sonra, evet abla akciğer sesleri normal. Yani burun temizliği özellikle ilk 1 yaştaki bebeklerde, çocuklarda çok daha önemli. Çünkü özellikle emziren, süt içen bebeklerde, emen bebeklerde genelde en büyük yanlış da bu. Çünkü bu çocuğun burnu tıkalı. Ağızdan da memeyi veriyorsunuz. Burundan nefes alamıyor. Ağızdan zaten meme var, nefes alamıyor. O anda diye bir nefesini içeri çekiyor. Bu kez süt akciğere kaçıyor. Sütün akciğere kaçması ve bunun akciğerde sebep olduğu hasarı bizim önlememiz çok çok zor oluyor. Yani orada kesin bir hastaneye yatış oluyor. Aspirasyon pnömonileri oluyor. Eğer çok fazla çocuk oradan etkilendiyse hani entübasyona ve yoğun bakıma kadar gidiyor bu süreç. Hani hep klinikte gördüğümüz şeylerdi bunlar. O yüzden ben hep ailelere, bebekli ailelere, emziren annelere
diyorum ki her emzirmeden önce çocuğun burnunu temizle. Çocuğun burundan nefes aldığını ikna olduktan sonra çocuğunu emzirmeye başla. Böyle bile o ilk bir yaştaki işte bronşitlerin, bronşiyolitlerin biz yarısını önleyebiliriz. Yani bunlar hep koruyucu kısım aslında. Evet. Tedavi edici kısım değil. Ama koruyucu kısma önem verdikten sonra hani bu kadar çocukların hem hastalanmadığını, hem bağışıklıklarının daha iyi olduğunu, hem ailelerin bunu evde yönetebildiğini görüyorsunuz. Benim mesela hem yorumlarda hem sosyal medyada bana veya klinikte bana en çok gelen teşekkür bu. Hocam çocuk ateşlendi. Evet. Ama antibiyotiksiz biz bunu atlattık. Nasıl atlattık? Yani artık buna şok olacak durumdayız yani. Evet. Sanki antibiyotik bir ateş düşürücü veya diğer kimyasalları böyle bütün gribal enfeksiyonları veya bakteriyel enfeksiyonları tedavi edici bir kafaya bürünmüşüz. Orada çocuğun gerçekten bir burun temizliğiyle, atıyorum biraz bitkisel destekle, bol sıvı takviyesiyle çocuğun toparladığı bir üst solunum yolu enfeksiyonu ata aileyi de mutlu ediyor. Beni de çok mutlu ediyor. Zaten evet. Kliniğin açılış amacı da bu. Hocam bölgemizde güncel olarak çocuklarda en çok ve en sık görülen rahatsızlıklar neler? Onlardan korunmak için neler yapılmalı? Ya aslında şöyle, çocukluk çağı hastalıkları bizim dönem dönem değişir. Yaz döneminde çok fazla ishal görürüz çocuklarda. Kış döneminde de özellikle bu okulların açılmasıyla beraber ve mevsim değişiklikleriyle beraber de çok fazla üst solunum yolu enfeksiyonu görürüz. Yeni okula başlayan çocuklarda, ben öyle söylüyorum, kreşe veya işte anaokuluna yeni başlayan çocuklarda bu daha da artar. Hatta o dönemin yarısını evde geçirir çocuk. Yani hani evet, bunun kaçarı yok. Bu olacak zaten. Eğer çok korunan bir çocuksa. Burada işte biraz bitkisel destek takviyeleri, benim zaten hani klinikte de önerdiğim onlar. İşte belli bir yaşın üstündeki çocuklarda işte bazen ben o bitkisel desteklerden faydalanıyorum. İşte en çok kullandıklarım işte çörek otu, propolis, karamürver, beta glukanlar, resveratroller. Bu bitkisel takviyelerle biraz daha çocuğun bağışıklığını toparlamaya çalışıyorum. Özellikle bu kış dönemi için. Ama sorarsanız ki ben çocuğumun hasta olmasını en çok ne yaparak önleyebilirim? Burnumu temizleyerek. Burnumu temizleyerek. Evet, burnumu temizleyerek. Çünkü orada okuldaki herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyonu çocuk kapabiliyor. Çok yanında olamıyoruz gündüz şartlarında. Burada eve geldiği anda ailelere onu söylüyorum. İşte diyorum ki belli başlı bir protokolüm var benim, ailelerime de öğrettiğim. Hatta diyorum ki ilk her hasta olduğunda, her ateşlendiğinde, her öksürdüğünde bana getirmene gerek yok. Bunları uygula, rahatlamazsa bana getir diyorum. İşte takviyeleri arttırıyoruz. Bazen bitkisel destekleri arttırıyoruz. İyice güzelce burnunu temizle. Çocuk burnundan nefes alıp versin diyorum. O dönemi o şekilde atlatıyoruz. Yaz içinde en çok önerdiğim şey el yıkama ve bol sıvı desteği. Çünkü çocuklarda ben ishali ve kusmayı çok sevmiyorum. Biz orada sadece sıvı kaybediyor gibi düşünüyoruz aileler olarak ama bizim orada çocuk hekimleri olarak bizi daha çok korkutan şey elektrolit kaybı. Nedir yani o? Çocuk mineral de kaybediyor. Evet. İşte o mineralin kaybından dolayı da işte çocuklarda işte biraz daha halsizlikler, çok yorgunluklar, elektrolitler çok bozulursa da hani yoğun bakıma kadar gidebilecek bir hastane süreçleri başlıyor. O anlamda da ben hani bazen işte probiyotik destekleri, işte bazen sıvı destekleri, sıvı takviyeleri, biraz da o ishal diyetleri, işte kusma diyetleri, hani bunlarla götürmeye çalışıyoruz o yaz dönemini de. Ama Aydın dediğim gibi Ege bölgesi biraz alerjik bir bölge. Hatta bir hastam vardı, Ankara'dan yeni taşınmışlar. 6 ay içinde Aydın'da astım tanısı almış. Yani hani bölge ve mevsim de çok etkiliyor bizim buradaki rahatsızlıkları. Neye bağlıyorsunuz? Bununla ilgili bir tespitiniz var mı? Yani niye alerjik bir bölgeyiz biz? Yani ya da bilmiyorum. Biraz daha belki hani polen kısmıyla ilgili olabilir, havası olabilir. Hani biraz hava kirliliği olabilir. Hani çok bir sürü çünkü hani fabrikalar vesaireler de var çevrede. Bunlara bağlıyorum. Yeşilliği de çok olan bir bölge Aydın özellikle. Hani kuru hava bazen o alerjik çocuklarda daha iyi gelebiliyor. O yüzden İç Anadolu tarafında biz alerjik rahatsızlıkları bu kadar fazla aslında hani baktığımızda da Türkiye'deki çalışmalara bu kadar fazla görmüyoruz. Ama hani güzel de bir kent. Hani biz burada önleyebildiğimiz kadarını önleyelim. Hani bu taşınmayı gerektirecek kadar bir alerjik reaksiyonlarda artış tabii ki yok. Evet. Hocam yetişkinlerin burnuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yetişkinlerin estetik açıdan daha bakıyorsunuz sadece yoksa böyle işlevsel anlamda onlara ya da bir tavsiyeniz şöyle, var mı? geniz akıntısı yani o horlama kısmı ile ilgili erişkinlerde de çok soru geliyor bana. Çünkü ben çocuklarda toparlamak istediğim şey genelde gece ağız açık uyuma ve horlama oluyor.
Ozonla biz bunu nazal ozonla yani burundan ozon tedavisiyle geçirebiliyoruz o ağız açık uyuma kısmını. Sonra babalar diyor ki hocam bizde de var hani biz de yapsak bu tedaviyi rahatlar mı? Burundan ozon tedavisi hani çocuklardaki kadar erişkinlerde başarılı değil. Onlarda biraz daha artık kronikleşmiş sıkıntılar var, biraz daha alışkanlıklar var vesaire. Ama tabii ki hani burun temizliğini yani ağızdan nefes alıp vermemeyi onlarda da yapabildikleri ölçüde öneriyorum. Ama erişkinlere sorarsanız hani çocuklardaki kadar nazal ozonda veya ozon tedavisinde başarılı değiliz. Yani evet. Orada çünkü uyguladığım bir hasta var. Normalde çocuklarda 6. 7. seansta bile aldığım sonucu işte erişkinde 10-15 seansta anca alabildim. Yani hani o kadar uzadı seansları. Evet. Hocam çok merak ettiğim bir şey var. Siz tabii hastalarınıza işte bitkisel tedaviler uyguluyorsunuz. Evet. İşte modern tıbbın ilaçları eczanelerde satılıyor ve hepsinin belirli bir üretim standartları vesaire evet, var. Evet. Ama bu fitoterapide bitkiler bitkiler kısmı çok koca bir soru işareti evet. Ve acayip bir istismar var o alanda. Evet. İnsanlar sizin önerdiğiniz ürünlerin doğru olduğunu, doğru ürüne nasıl erişecekler, nereden erişecekler? Hani bu anlamda da onlara rehberlik ediyor musunuz? Aslında kliniği açmanın biraz daha sebebi o. Buradaki bir onkolog arkadaş bana demişti ki Rabia artık gelen bir kanser hastası işte bir propolis'e atıyorum 10 binli bir rakam vermiş. Yani artık aç ve doğru yere yönlendir. Bitkisel tedavilerin bence diğer hekimler tarafından da biraz ön yargılı olunmasının işte tedavide acaba yan etkiler anlamında bir sıkıntı da yaşanır mı diye düşünülmesinin sebebi bu. Çünkü kesinlikle iyi denetlenmesi lazım. Şu an ilaçları Sağlık Bakanlığı denetliyor ama bütün yardımcı tıbbi ürünleri, bu sadece fitoterapi için evet, değil. Tarım Bakanlığı. Sizin, evet, sizin eczaneden aldığınız herhangi bir bitkisel takviye, bir vitamin tedavisi, bir C vitamin tedavisi vesaire, bunların hepsini Tarım Bakanlığı denetliyor. Ve hatta bana hastalar da soruyor, hocam işte ürünlerde biz veriyoruz takviyeler 2 yaş üstüne. Ama diyor hocam 6 yaş yazıyor. Hani burada bunu da açıklık getirmiş olayım. O Tarım Bakanlığı'nın uygulama standartından dolayı 6 yaş yazılması gerekiyor. Ama biz belli yaşlarda, belli dozlarda o fitoterapi ürünlerini verebiliyoruz. Burada önemli olan o kullanılan ürünün tohumundan itibaren ambalajına kadar denetlenmesi. Fitoterapi eğitimlerinde de bizim hocalarımıza en çok sorduğumuz soru buydu. Evet ben öğreniyorum işte üst solunum yolu enfeksiyonda şu bitki, işte şu kanserde şu bitki, bu hastalıkta bu bitki ama ben hastayı nereye göndereceğim, aktara mı göndereceğim? Yani hani orada ürün anlamında da hani bize diyorum güvenilir bir yerler sunun ki hani biz hastaları bunlara yönlendirelim. Zaten Türkiye'de fitoterapist sayısı çok fazla değil. Bu eğitimi bakanlık eğitimi çünkü bu. Evet hani bazen internette ben de görüyorum işte fitoterapi eğitimi, modüller vesaireler. Hani herkese verilen eğitimler var. Ama bu bizim aldıklarımız, GETAT uzmanı olarak bizim aldıklarımız bakanlığın kendi onayladığı sertifika ve ruhsat verdiği eğitimler. Benim nasıl çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı insan işte homeopat, fitoterapist, ozon terapisti hani kaşemde var. Yani hani bunların bakanlık denetiminde eğitimlerinin de alınması lazım. Bu tedavileri veren kişilerin bu eğitimleri ve bu sertifikayı almış olması lazım. Ürünlerini de denetlenmiş olması lazım. Türkiye'de yönlendirebildiğimiz bu kalitede markalar ve firmalar var. Zaten ben orada marka ismi veriyorum hastalara söylerken de veya verirken de. Hocayla çalıştığım ortak ürünler de var. Önerdiğim ekstra takviyeler de var. Özellikle çocuk kısmı daha da bakir çünkü burada. Bazen yanlış kullanılan işte ürünler var. Evet. Bazen dozları farklı farklı verilen ürünler var. Bu anlamda bir de şeyi belki uyarabilirim. Fitoterapi ürünlerinde etkenin ne olduğu, markanın veya ürünün ne olduğu kadar ne kadar süre kullanıldığı da önemli. Ben mesela hani kendim çocuklarda da erişkinlerde de her gün aynı ürünü vermiyorum. Genelde dönüşümlü veriyorum. Çünkü buradaki bizim en büyük korkacağımız veya dikkat edeceğimiz şey karaciğere ekstra yük bindirmesi, karaciğer fonksiyon testlerini veya enzimlerini bozması. Hani o anlamda da hani o dönüşüm şeklinde kullanmalarını, sürekli kullanmamalarını. Atıyorum mesela ailelerde en çok bana gelen belli başlı bitkiler var. Söylüyorum işte bunu maksimum 2 hafta kullanabilirsin, bunu maksimum 8 hafta kullanabilirsin. Bence bunu dönüşümlü kullanalım, bence bunu 3 güne bir kullanalım. Yani burada biraz daha çocuk özelinde bunu çeviriyoruz. Çocuğun kliniğine göre veya erişkinin ihtiyacına göre. Evet. Hocam siz de bir annesiniz.
bildiğim kadarıyla. Kaç çocuğunuz vardı? İki. İki çocuğunuz var. İkizlerim var. Kendi bilgileriniz kendi çocuklarınızda işe yarıyor mu? Yarıyor. Ben kullandığım özellikle belli yaş hastalara verdiğim ürünler var. Kendi çocuklarıma da onları veriyorum. Kendim de kullanıyorum hatta. Ailem de kullanıyor. Bu bir tane kullandığım, işte markada gene vermeyeyim, o karamürverli bir ilaç var. Onları da gene aynı şekilde kendi çocuklarımda da kullanıyorum. Hatta çocuklara reçete ederken ailelere de diyorum. Yani sabah kalktım, hafif bir boğazın ağrıdı, hafif öksürüğüm var, burnun akıyor, arkadan böyle bir şey gelecek hissediyorsun. Siz de diyorum ikişer tane, üçer tane bunu sabahları alın. Kendi çocuklarımda kullanıyorum. Kendi çocuklarımda çok uzun süredir antibiyotik kullanmıyorum. Yani onu da belirtmiş olayım. Bu bir farkındalık. Ozonu da mesela klinikte uyguladığım tedavilerin tamamında hem kendim uyguluyorum, hem kendi hemşirelerime uyguluyorum. Hemşirelerimin çocuklarına uyguluyorum, kendi çocuklarıma uyguluyorum, anneme uyguluyorum, babama uyguluyorum. Yani tamamen orada kendi uygulamadığım veya bilmediğim bir tedaviyi zaten vermiyorum. Şu anlamda şunu da belirteyim. Fitoterapi eğitimi, ozon eğitimi bittikten sonra bile bu işin onkolojik kısmı daha farklı olduğu için ben gidip İstanbul'da hocayla da çalıştım. Yani evet. Çünkü orada mutfağında usta çırak gibi öğrenmek çok daha farklı. Bir de deneyimlerin öğrettiği de vardır değil mi? Şimdi evet, yaparken... Evet. Tabii ben mesela o ilk kliniği açtığımdaki ailelere yaklaşım ve söylemlerimle, ki o zaman da çok büyük konuşuyormuşum, şimdi aileler söylüyor bana. Şimdiki çok daha farklı. Şimdi daha kesin konuşuyorum. Evet diyorum, bu çocuk bundan fayda görecek. Bu çocuk bundan fayda görmeyebilir veya bu kişi bundan fayda görecek. Bazen mesela ozonla ilgili erişkinler geliyor, işte ağrıları var, bel ağrıları var, bel fıtıkları var. Zannediyorlar ki ozon tedavisini alınca bastonu falan her şeye atacağım, bir ameliyat yerine geçecek. Bunlar öyle tedaviler değil. Orada hani tamamen neye faydası olacağını ve ne kadar faydalı olacağını da hani artık daha kesin söyleyebiliyorum tecrübelerden sonra. Evet. Hocam, kliniğiniz açılalı bir yıl oldu. Bir yıl oldu, evet. Bir yılın sonunda tepkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gibi tepkiler alıyorsunuz? Sizin değerlendirmenizde. Çok güzel geri dönüşler alıyorum. Aslında çok büyük bir aile olduğumuzu düşünüyorum. Benim sosyal medyada da büyük bir takipçi sayım oldu ve çok da yazıyorlar, çok da soruyorlar. Şu an en fazla benimle ilgili geri bildirim, işte hocam şu şehirde de hani bu tedaviyi veren var mı? Ne önerirsiniz? Buraya da gelsenize. Hani Ankara'da, İstanbul'da da olsanıza şeklinde. Evet. Burada beni en büyük gururlandıran şey, hatta birinci yılla ilgili bir görsel paylaşmıştım. Altına böyle aileler çok güzel şeyler yazmış. Çok da teşekkür ediyorum buradan onlara. Çok farklı şehirlerden hastalar var. Bu beni çok mutlu ediyor. Evet. İşte Muğla'dan, Fethiye'den, İzmir'den, Bolu'dan, Ankara'dan. Ankara'dan çocuğun ozon tedavisine getiren ailem var mesela. Hani İstanbul'dan, Denizli'den. Yani bu bana iyi geliyor ve doğru tarafta olduğumu düşünüyorum. Doğru işler yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Yapıyorum demeyeyim. Hani hala öğreniyoruz. Yani bu bir süreç. Yani her gün bilgimize yenilerini katıyoruz. Hala eğitimlere gidiyorum. Hala kongrelere gidiyorum. Şu an bir kitapla uğraşıyorum. Çocuklarda bitkisel tedavilerle ilgili ve destek tedavileriyle ilgili. Yani bu bir yolculuk. Zaten benim tıbbı seçmemin sebebi de bu. Ben okumayı ve öğrenmeyi çok seviyorum. Hani bitti de diyemiyorum. Evet, uzman oldum artık. Bir sürü de eğitim aldım. Hani klinik de açtım. Evet, artık kenara çekilebilirim. Bende bu yok yani. Evet. Hep daha sırada ne var şeklinde. Ben de ona inanırım yani. Ölmek var, olmak yok yani. İnsanoğlu olmuyor yani. Evet, çünkü yani hep, böyle... hep bir pişme sürecindesiniz. Yani hep bu bir tecrübe. Yani amacım uzun dönemde bu tedavileri daha da yaygınlaştırmak. İşte çocuklarda özellikle biraz daha o bağışıklık kısmını biraz daha desteklemek. Belki daha büyük bir kliniğe çıkarsam, yani ailelere onun sözünü verdim çünkü, belki hamilelik dönemindeki aileleri alıp eğitim vermek. Yeriniz dar gelmeye mi başladı hocam? Vallahi dar gelmeye başladı. Yani onunla ilgili şeyler gelmeye başladı, geri bildirimler gelmeye başladı. Şimdi sayı da, aile sayısı da arttıkça, bir de ben çok böyle hayır diyemeyen de bir hekimim. Evet. Sahipleniyorum da o çocukları. İşte arıyorlar, hocam işte çocuk şöyle oldu, getir gel, getir gel. Ondan sonra klinik bir anda coşuyor. Daha büyük bir yer istememin sebebi de şu. İnşallah hani nasip olur. Hani buradan da onun duasını da etmiş olayım. Ailelere de bilgilendirmek istiyorum. Yani bu sadece tedavi edici kısımda olmak istemiyorum dedim ya. Evet. Bu sağlıklı kısımla ilgili, atıyorum işte hamile 5-10 tane anne adayıyla işte doğduktan sonra çocuğa neler yapabiliriz? Hamilelik sürecinden başlamak istiyorsunuz. Evet, evet. Temelden. Zaten benim homeopati diye bir uzmanım daha var. O hep orayı savunuyor. Yani
o hamilelik sürecinden itibaren yaşanan şeylerin ilerideki kronik hastalıklara sebep olduğunu düşünüyor. Oradan itibaren başlayıp işte homeopatiyle ilgili belki ailelere biraz destek vermek, işte çocuk öksürdüğünde, aksırdığında ne yapabiliriz öğretmek. Yani tamamen bilinçlenme kısmıyla ilgili Hocam, hayallerim var. Bunları ve çok daha fazlasını önümüzdeki süreçlerde konuşuyor olalım ama süremizin de sonuna yaklaştık. Ya. Merak ettiğim bir şey var, onu konuşmadan da bırakmak istemiyorum sizi. Siz hekimliğiniz kadar güzelliğinizle de gündemdesiniz. Özellikle kılık kıyafetinizle falan filan. Özellikle oluşturduğunuz bir şey mi? Yani bu konuda ne gibi böyle tepkiler, geri bildirimler var? Ya şöyle, aslında bu benim tıp fakültesi demeyeyim, daha da eskilerden beri çok sevdiğim bir şey. Bu benim hobim. Evet. Yani giyim, kuşam, bakım, işte süs püs vesaire. Hani bu benim sosyal medyadan veya muayenehanem olduğu için yaptığım bir görsel değil. Ben böyle mutluyum. Yani asistanlıkta da, hatta arkadaşlarım çok yazarlar, hala daha esprisi yapılır. Ben 24 saat nöbetten sonra bile nöbetlere valizle giden biriydim. Yani orada full nöbet kıyafetleri değişir, işte makyaj yapılır, kıyafet değişir, ayakkabısına kadar yeni bir kombin yapılır ve ertesi gün böyle devam edilir. Aydın'da bununla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyorum. Sağ olsunlar, hatta işte marka istiyoruz, işte hocam bugün nereden giydiniz, ne yaptınız? Veya sabah atıyorum belli bir saat fotoğraf paylaşmadıysam özelden yazıyorlar. Bugün hocam ne giydiniz? Ne giydiniz? Çok güzel. Bugün ne yaptınız, ne giydiniz? Hani artık böyle şey de olmaya başladı üstümde, hani bir sorumluluk da hissetmeye başladım. Ama seviyorum yani, bakımı ve güzelliği seviyorum. Bir de şu çok hoşuma gidiyor. Hekimlerle ilgili böyle biraz bir şey var, hani bakım konusunda. Salaş. Var mi? Yani bir düşünce var. Şimdi mesela kliniğe kızlar geliyor, ilk böyle bir normal kıyafetle geliyorlar. Sonraki seanslara atıyorum gelinlikle geliyor, abiyeyle geliyor, başka bir kıyafet giyiyor ve erkek çocukları bana göstermek için kendilerini daha da giyinip geliyor. Oo. Evet, o benim çok hoşuma gidiyor ve şey diyor anneler, hocam işte çocuk doktoru olmak istiyor. İşte daha büyük çocuklar geliyor, ilkokul, ortaokul çocukları, hatta bana yazıyorlar. İşte biz doktor olmak istiyoruz. Yani rol model oluyorsunuz bir yerden sonra. Hoşlarına gidiyor çünkü o görüntü de çocukların, korkmuyorlar da hani geldiklerinde klinikte. Ki hani damar yolu açıyoruz biz her geldiklerinde. Hani ona rağmen bana sarılıp gitmeleri, hani mektup yazmaları, çiçek getirmeleri. Hani benim çok hoşuma gidiyor mesela. O kısımda da hani kız çocuklarının biraz daha rol modeli olmak, hani erkek çocukların biraz daha hayranlığı. Annelerde de oluyor mu bu özen mesela, bir annelerde de böyle? Ya annelerim zaten güzel. Yani hani öyle bir hani özenme gibi demeyeyim de onların da hoşuna gidiyor. Hocam işte size gelirken hani biz de giyinip geliyoruz, hoşumuza gidiyor diye söylüyorlar. Bazen mesela ben çocuklarla çok fotoğraf paylaşıyorum. Anneler diyor ki hocam bize de paylaşın bugün diyor. Evet. Hani onlarla da paylaşıyorum. O zaman kliniğin önüne yakında yazacaksınız, rukuş girilmez diye. Her türlü vallahi hiç o yani şeyde, çocuklarımda bu kısmı gördükçe daha da mutlu oluyorum. Hatta bir tane baba şey demişti, yani siz gerçekten kliniğe mi gidiyorsunuz, düğüne mi gidiyorsunuz, biz anlamıyoruz demiş bir anneye. Hani bu benim de yarattığım belki bir tedavi etkisi olduğunu düşünüyor musunuz bu durumun? Tedaviye kesinlikle etkisi olduğunu düşünüyorum. Bence hani hekimlik doktor korkusuna daha fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Bence Aydın'dan uzun dönemde çok fazla çocuk doktoru kızlarda özellikle çıkacak. Bir tane rehberlik öğretmeni şey dedi hatta. Hocam sınav dönemi sizde bir tur attırabilir miyiz çocuklara dedi. Hani sınava girecek olanlara, hani tıp fakültesi biraz daha hani mutlu olsunlar ve daha da böyle bir istekle çalışsınlar diye. Kapım açık. Evet. Yani. Vallahi hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız ve aktardığınız bilgiler için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ya son olarak bu şekilde sesimi duyurmuş olmaktan mutluyum. Sizinle tanışmış olmaktan dolayı mutluyum. Aydın'da bu işe başlamış olmaktan dolayı mutluyum. Muayenehanecilik kısmı ve klinik kısmı için, GETAT ünitesi için. Daha yolumuz çok uzun. Yani çok farklı hedeflerim, çok farklı hayallerim var hala. 7'den 70'e bütün hastalar için, sadece çocuklar için değil. Umarım Aydın'la beraber ben de büyüyeceğim. Evet. Öyle düşünüyorum. Hocam çok güzel görünüyorsunuz. Çok da güzel konuşuyorsunuz. Meramınızı anlatıyorsunuz. Ben anlaşıldığınızı da düşünüyorum. Dolayısıyla önünüz açık. Yani çok gerçekleştirmek istediğiniz tüm hayallerinizi gerçekleştirebileceğinize inanıyorum. Yolunuz açık olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bir baş başa daha sonuna geldik. Konuğum uzman doktor Rabia Ağlay'dı. Rabia Ağlay ile çocuk hastalıkları ve sağlığının yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavileri üzerine de hoş bir sohbet gerçekleştirdik. Hoşçakalın.